Merhaba Webtekno takipçileri. Selamlar. Sizlere bir kez daha IFA'dan, Berlin'den bildiriyoruz arkadaşlar. Şu an neredeyiz Aydoğan? Panasonic standındayız ve Panasonic'in burada arkamızda görebileceğiniz gibi bir tane aynası var ve akıllı bir ayna bu. Akıllı ayna. Aynanın akıllısı mı olurmuş diyor insan ilk düşündüğü zaman, oluyormuş. Yataktan kalktığınızda nasıl bir uyku uyuduğunuzu ölçebilen, aynı zamanda işte ağırlığınızı, yağ oranınızı gibi bilgileri de gösterebilen bir ayna. Asıl özelliği ise makyaj yapabilmesi. Kendi aynanın içinde bir kamera var, gizli görünmeyen bir kamera bu. Bu kamera sizin yüzünüzü algılayarak belli başta... Takip sistemi, hani tracking dedikleri olan ve yüzünde belli noktaları senin algılıyor ve oradan sonra sen kalkıyorsun, diyorsun ki mesela bana bugün böyle bir makyaj lazım. Tak tak hemen oradan yapıyor senin makyajını ve sonra o gün nasıl gözükeceğini görebiliyorsun. Aynen. Ya da erkekler için de şöyle bir şey var. İşte sakal, şöyle bir sakal yapabilirsin falan filan gibi bir sürü sakal seçeneği koymuşlar. Direkt yüzüne koyup böyle bakabiliyorsun kendine, o sakal bana yakışır falan filan diye değişik değişik seçenekler koymuşlar. Bayağı enteresan bir teknoloji bence. Çok çok iyi. Yani sadece bunları hep filmlerde görebilirdik. İşte gidiyorsun, şey yapıyorsun. Gerçi şu an kumanda kontrolü var. Bir de ona el takip etmeyip elle kontrol ettiğini düşünürsek zaten gelecek burada şu an. Aynen öyle. Ya mesela berberler için bence mükemmel bir teknoloji oluyor. Hani adam oturmadan önce saç tıraşını görebilme ihtimali var. Bak, tıraşın sonunda böyle bir şey olacaksın. Yani berberlerde en zor şey böyle enseyi göstermektir. Bunda da böyle şöyle bir tur dönüyorsun, senin videonu kaydediyor. Daha sonra tekrar düz döndüğün zaman sana videonu izletiyor. Böyle de enseni de görmüş olabiliyorsun. Saçının arkasının nasıl olduğunu algılayabiliyorsun. İlginç bir şeymiş. Bize pek gelmez ama bayanların oldukça hoşuna gidebileceği bir şey diyebiliriz. Sonuçta hani çıkmadan önce nasıl bir makyaj yapabileceğini bayanlar çok düşündüğü için onların inanılmaz işine yarayabilecek bir şey. Ama yani oldukça kaş göz hareketlerini, dudak hareketlerini de takip edebiliyor olması oldukça iyi. Erkekler de hani bıyık sakal ekleyebileceğimiz için işte nasıl bir kendime tarz edineyim diyenler. Kuaförlerde kullanabilecek bir şey. Aynen. Kesinlikle mesela birçok kuaförde önce nasıl yapalım diye oturtup seç trip ona göre bir değişiklik yapılabilir. Sonra berber yine kafasına göre yapacak değil mi? E tabi, o ayrı bir şey. Çok güzelsin Aydan. Teşekkür ederim. Bayağı enteresan bir teknoloji. Neyse arkadaşlar, akıllı ayna bu şekilde diyelim. Bayağı ilginç geldi bizlere. O yüzden sizlere de ufak bir video yapmak istedim akıllı ayna ile ilgili. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca akıllı ayna ile ilgili aklınıza takılan şeyleri bize sormayın. Çünkü bizim de çok fazla bilgimiz yok. Ama alt tarafa yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.